TR724 YouTube kanalındasınız. Nedim Hazar'ın yazdığı Kahtı Sanat başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Eskiler adam yokluğuna kahtı rical derlermiş. Yani memlekette dişe dokunur, adam gibi adamın kalmadığı dönemler. Korona salgınıyla beraber ibadethaneler, toplu mekanların hepsi gibi stadyumlar, konser salonları ve tiyatro sinema salonları da boşaldı. Gerçi bu durum dijital platformlar için bir fırsat oldu ama kimse böylesi bir izolasyon dönemine hazırlıklı olmadığı için herkes hazırlıksız yakalanmış oldu. Karantina dönemiyle Ramazan'ın denk gelmesi ise kanaatimce müminler için çok şahane bir fırsat olabilir. Malum, yine kutsal bir ayın başlangıç günlerindeyiz. Ruhen ve bedenen kendimizi bakıma alıp içimizi dışarı çevirip kendi hasarlarımız, defolarımız, yara ve berelerimizle bir kez daha yüzleşme fırsatı yakaladık. Şüphesiz böyle bir imkana tekrar kavuşturan Rahman olana ne kadar şükretsek az. Kutsal Ramazan ayının özellikle mevsimin en sıcak ve kavurucu günlerine denk gelmesiyle ilk konuşulan şeylerin başında oruç tutulan zamanın uzunluğu geliyor. Enteresandır, sair zamanlarda modern insan, vakit ne kadar da çabuk geçiyor anlamıyoruz diye şikayet ederken, Ramazan günlerinin uzunluğu ve vaktin geçmemesinden şikayetçi ediyor bizi nefislerimiz. Vakit, çağımızın yitiği aslında. Hani her fırsatta zamansızlığın getirdiği eksiklik ve yetersizlikten dem vururuz. Vaktimiz olsa ne çok ibadet ederdik mesela ya da ne kadar çok okurduk kutsal kitabı. Evrad-ı Eskar dua dayanmazdı, vakit engelini aşabilseydik. Yahut daha sıradan okumalar. Gazeteye bile vakit ayırmamaktan az şikayetçi olmamışızdır. Belki Ramazan'ın kerametlerinden biridir, bilemiyorum. Vakit genişliyor. Dakikalar, saatler misliyle uzuyor sanki. Çocukluktan başlıyoruz üstelik bunu hissetmeye. İftar saati yaklaşmıyor da geri gidiyor gibi geliyor insana küçükken. Yetişkinler içinse başka bir imtihan, can sıkıntısı. İşte hem böyle zamanları değerlendirmekte hem de içinde bulunduğumuz kutsal günlerin ruhuna uygun şeyler izlemek için filmlere ihtiyacımız oluyor. Kabul etmek lazım ki sinema vakit geçirmek için iyi bir alternatif her zaman. Hele hele ruhumuza, inancımıza, fikriyatımıza uygun ve güzel bir film bulup izleyebiliyorsak değmeyin keyfimize. Ve fakat korkarım ki biz Müslümanlar bu açıdan çok şanslı bir millet değiliz. Birkaç yıl önceydi, İranlı usta sinemacı Mecid Mecidi ile sohbet etme imkanı bulmuştuk. Kendisi, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle ilgili bir filmin çekimlerini henüz bitirmişti ve İslam peygamberini dünyaya anlatamamanın ızdırabını yaşadığını söylüyordu. Ve haklıydı. Nasıl olmasın? Hazreti İsa'yı konu alan yaklaşık 250, Hazreti Musa'yı 120, diğer peygamberleri 80, Buda'yı konu alan 40 film bulunurken Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatıyla ilgili yalnızca Çağrı filmi var. Mecidi, ne yazık ki Batı'ya Peygamber Efendimiz'i tanıtamadık. Tabii ki bu durumda düşman da düşmanlığını yapacaktır ifadesini kullanmıştı. Mecidi'nin hayran kaldığım bir fikri daha vardı. Usta yönetmen, sinemanın propaganda sineması ya da didaktizmden bahsetmiyor, tebliğ için şahane bir araç olabileceğini söylüyordu. Hatta ona göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bugün yaşasa, sinemayı tebliğ için kullanırdı. Eski okuyucularım illaki hatırlayacaktır. Çağrı filmiyle ilgili çok uzun ve derin bir yazı serisi kaleme aldık. Filmin kendisi kadar her Ramazan ayında gösterilmesi de artık bir klasiğe dönüşmüş durumdaydı Çağrı. Hala da öyle. Elbette Çağrı'nın pek çok üstün özelliği ve kolay ulaşılamayacak başarısı var. Ancak yaklaşık 40 yıldan beri Çağrı'ya yakın derecede epik bir filmden vazgeçtik. Bu kutsal günlerde gösterilebilecek derecede nezih, estetik ve izleyeni pişman etmeyecek sinema filmi sayısı o kadar az ki. Peki inanan kesimin neyi eksik? Parası mı? Hikayesi mi? İmkanı mı? Cevabı hepimiz biliyoruz aslında. Hiçbiri. Hadi her şeyi bir kenara bırakalım. Yaptıkları zulmü, haksızlıkları, vicdansızlıkları, arsızlık ve hırsızlıkları da bir kenara itelim. Bu ülkede yaklaşık 20 yıldır kendine İslamcı diyen bir iktidar var. Devletin tüm imkanları ellerinde. Her yere milyarlar akıtıyorlar. Diyelim ki yarın çekip gittiler. Nasıl olacak bilmem. Geride bir tek kültür sanat eseri bırakabildiler mi?
Hamaset ve didaktik propaganda dışında bir anlam ifade etmeyen iki TV dizisi dışında koskoca bir hiç var. 20 yıllık siyasal İslam'ın elinde. Aslında çok acı bir durum bu. Eksik olan şey daha derinlerde. Bu işin dertlisi olmamak, sıkıntısını duymamak, eksikliğini hissetmemek. Öyle ki filmsizlik bir eksiklik olarak görülmüyor nedense inanan kesim için. Bir ihtiyaç olarak addedilmiyor, lüzumlu hatta zorunlu bir alan olarak hesaba katılmıyor. Ve sonrasında geliyor sıkıntılar ve problemler. Nesillerin bozulması, dünyadaki İslam algısına yapılan saldırılar ve itibarsızlaştırmalara karşı sadece bağırıp çağırarak mukabele edebiliyoruz. 11 Eylül başlı başına büyük bir imkan ve fırsattı aslında. Elbette Batı dünyası en minik fırsatı bile İslam aleyhine kullanmak için elinden geleni ardına koymadı. Ancak şunu da kabul edelim ki İslam dünyası da kendini ifade edebilmek için kültür sanatı, hele hele sinemayı neredeyse hiç kullanmadı. Hiç kullanmadığı gibi Batı'nın bu konuda yaptığı tek taraflı filmlere tepki göstermeyi tek Müslümanca yöntem olarak gördü. Oysa bu vahim hadise fırsat bilinip İslam ve peygamberi anlatılabilirdi. Sevgi dinini sanat aracılığıyla anlatmak apayrı estetik alanlar açabilirdi. Hem tıkanan sinema dünyasına yeni bir soluk hem de İslam ve yanlış algılar arasına mesafe konabilirdi. AKP de bir fırsattı. Gün aşırı düşman ve hain üreteceği yerde kültür ve sanat yoluyla inancı tüm dünyaya aktarabilirdi. Saçma sapan şahıs yıkama yağlaması olan reis sürü filmler dışında hiçbir şey üretmediler maalesef. Sadece üretmemekle kalmadılar. İnancın ve İslam'ın sanki sanata düşmanmış gibi genel bir kanaat oluşmasına büyük katkı sağladılar. Oysa tam tersini yapabilirlerdi. Paraları da, imkanları da vardı. Betona, yola, saçma sapan köprülere, millet bahçesi denilen serkeşliklere oluk oluk para akıtacaklarına, eli yüzü düzgün ve kalıcı eserler üretilmesine vesile olabilirlerdi. Ama olmadı ne yazık ki. Olmadı zira bir film çekmek, bir kuru yemiş ambalajı üretmek kadar bile önemsenmiyor. Ne acı ki. Oysa filmsizlik, çilesizlik demek, dertsizlik aynı zamanda. Belli bir ıstırabın olmamasından mütevellit bir şey üretilmemesi, başta kendi toplumumuz olmak üzere kimseye bir şey söylenmemesi. Ve biz böyle filmsiz kaldığımız, bundan da şikayetçi olmadığımız sürece Ramazanlarımız hep sıkıntı içinde geçecek. Kadir Gecesi 40 yıl önce çekilmiş olan Çağrı izleyip hem mutlu olacak hem de niye başka filmimiz yok diye soracağız diyor Nedim Hazar TR724'deki köşesinde.